geçen seneki Eylül ayına göre bu seneki Eylül ayındaki konut fiyatları %9,5'lik bir azalma yaşadı. Biz de vatandaşlara sizce bu azalmanın sebebi nedir diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Düşmesinin sebebi arz talep meselesi olduğunu düşünüyorum. Geçen seneye göre tabii bir miktar azalma olduğunu düşünerekten bundan dolayı konut fiyatlarını düşünüyorum. Artış şöyle ki belki tabii girdilerin fiyatları azalırsa demiri, işte çimentosu ya da işçilik ücretleri, tabii bu da topyekun bir enflasyonun düşmesiyle ilgili bir durum. Öyle olursa düşeceğini ve talebin de artacağını düşünüyorum tabii. Düşüş sebebi dışarıdan çok taşınma olduğu için konutlar çok aşırı yükseldi şu anda. Satışları çok fazla, kiralar üstelik aşırı fazla. Yani insanlar asgari ücretle çalışıyor fakat kira bedelleri aşırı yüksek. Yani göç olaylarının buraya engellenmesi lazım. En büyük sorun bu. Kendi yerli halk biz olarak kendi bulunduğumuz bölgede yaşayamıyoruz. Ve şu anda iş başvurusu için koşuyoruz. Çünkü sezonluk çalıştığımız için sadece yazları çalışıp kışları evde kalıyoruz. Bu da bizim için çok zor. Gelir dengesizliği, kazanç dengesizliği. Yani aldığımız maaşın yarısını bakkalda, kasapta, manavda, yakıtta harcıyoruz. Konuta kalmıyor bir şey. Sebebi konut fiyatlarının aşırı artması. Gerek konut fiyatları gerekse kiralar aşırı şekilde haddinden fazla artış oldu. Vatandaşın gücü olmayınca nasıl satılacak bu iş? Yani ben öyle yorumluyorum. Devlet buna el atıp orta gelirli veya düşük gelirli insanlara konut yapacak. Özel sektöre bıraktı mı işte 500 bin liralık ev aniden 1 milyona çıkıyor. Veya 1,5 milyona çıkıyor. 500'e 1,5'a çıkıyor. 3 kat. Vatandaş da bunu alamıyor. Ama devlet kontrolünde olsa, kendisi yapsa, TOKİ veya TOKİ benzeri diye düşünüyorum. Yani öyle çözüm bulabilir bana göre. Konut sorununun nedeni enflasyonun yüksek olması, insanların alım gücünün olmaması. Bir, hükümet buna acilen destek sağlaması lazım. Enflasyonu geri çekmesi lazım. Doların yerinde sayması lazım. Sonra bizim dolarla işimiz yok. Türkiye'nin doları sadece kendi alışverişinde kullanması lazım. Piyasada kullanmasa olur yani. Türk parası varken dolar niye kullanıyor? Doğru mu? Ben bu düşüncedeyim. Bilmiyorum başkasını. İnşallah sonucu iyi olur.